Ülke TV ekranlarından herkese mutlu bir gün diliyorum. Dünya Değiştikçe programına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum itibariyle deprem bölgesinde ve deprem riski taşıyor. Ve bu riskle birlikte pek çok depreme de maruz kalıyor. Bu felaketler maddi kayıplara da sebebiyet veriyor. Konut yatırımcıları ise tercihlerini, deprem gerçeğini göze alarak adımlar atmaya başladı. Dünya değişti ama deprem gerçeği değişmedi. Peki konut sektöründe neler değişti? Konunun uzmanlarına danışacağız. Sayın Yüksek Mimar Kamuran Akbay ve deprem uzmanımız Sayın Profesör Doktor Haluk Selim bizlerle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim. Evet, yapı sektörüne ivme kazandıran isimlerin başındasınız. Kamuran Bey ile başlayacağım hocam müsaadeniz olursa. Meslek hayatınızın kaçıncı yılındasınız? Kısaca tanıyabilir miyiz sizi Kamuran Bey? Ben yüksek mimarım. Evet. Üç çocuk babasıyım. 43 yaşındayım. Meslek hayatımın yaklaşık 20 senesindeyim. 20 senedir evet, bu sektörün içerisindeyim. İlk başlarda hem eğitimim hem mesleğim, mesleği çok sevdiğimden dolayı eğitim ve mesleğim bir devam ediyordu. Evet, ülke ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri inşaat evet, ve son evet, yıllarda da en çok duyduğumuz kentsel dönüşüm var. Çok fazla duyuyoruz ve ciddi can ve mal kaybına da sebebiyet veriyor yaşadığımız depremler. Ama onun dışında konunun gerekliliği ve aciliyeti de var. Bu da tartışılmaz bir gerçek, kentsel dönüşüm için söylüyorum. Olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir ve işleyiş nasıl oluyor Kamuran Bey? Yani kentsel dönüşümle alakalı, yapısalla alakalı bence firmaların %80'i, %90'ı ve şu anda hiçbir firma bunu yapmıyor. Bilim heyeti oluşturmalı, bilim heyetleriyle çalışmalı. Çünkü bilim heyetleri ve deprem uzmanlarıyla çalışıldığı zaman daha düzgün bir yapı, daha kaliteli bir yapı. İşte bilim heyeti tarafından hem gerek zemin etütler, gerek yapıldığı beton, gerek yapıldığı demir ve yapı donatıları komple bilim heyetleri tarafından kontrol edildiği zaman inşallah depremle alakalı Allah'ın izniyle en azından bizim mühendislik zihniyetimiz tabii ki hiçbir şekilde hasar görmeyecek anlamına gelmiyor. Yani hasar görebilir ama deprem öldürmüyor. Evet. Şimdi konut doğru yapılırsa ve doğru yapıldığı takdirde de kolay kolay öyle büyük hasarlar ve can kaybı olabilecek bir hasar oluşacağını düşünmüyorum. Ama deprem uzmanlarıyla doğru bir şekilde çalışılması lazım. Kentsel dönüşümle alakalı da tabii ki İstanbul'da ciddi bir şekilde bir kentsel dönüşüm ve yeni yapıya dönüşecek çok fazla yapı var. Tabii 3'te 2 ile alakalı bu kentsel dönüşüm 636'lı sayılı kanun kapsamında kalan yerlerde şöyle bir durum var. Bunu Allah devletimize zeval vermesin. Evet, çok güzel bir kanun. Yaklaşık 3 yıldır işte uygulamada olan bir kanun ama 3'te 2 çoğunluk kanunu bence değil de %51 olması lazım. Çünkü 3'te 2 kanunda şöyle bir şey oluşuyor. Şöyle bir sıkıntı oluşuyor. Yani atıyorum ki bir sitede 100 tane malik varsa 100 tane maliğin işte 60'ını ikna ediyorsun, 5 tanesini kalıyor, 3'te 2 çoğunluğu sağlamak için orada tıkanıp kalıyor, firmalar tıkanıp kalıyor. Ama eğer ki %51 saf çoğunluğuyla yürütülürse, bu şekilde bir kanun uygulaması olursa çok daha rahat olur, müteahhitler de çok daha iyi bir şekilde yanaşır diye düşünüyorum. Bu konuda Türkiye başarılı mı kentsel dönüşüm hususunda? Yani karşılaştığı zorluklar var çünkü. Yani Türkiye başarılı. Ama halkımız ne kadar başarılı bu tartışılır tabii ki. Birleşemedikleri için mi? Uzlaşma sağlanmadığı için mi? Bir araya gelemiyorlar maalesef. Evet, bir araya gelemiyorlar. Bir araya gelemediklerinden dolayı da 3'te 2 çoğunluk sağlanmıyor. 3'te 2 çoğunluk sağlanmadığı zaman da kentsel dönüşümü ve dönüşüm biraz daha zor oluyor. Çünkü orada tıkanıp kalıyorum. Bir inşaat firması gidiyor. Orada yatırımları yapmaya başlıyor. İşte 3'te 2 çoğunluk sağlanmasına bir tane imza, yani bir tane malik ya da iki tane malik kalıyor. Orada tıkanıp kalıyor. İlerleyemiyor. Burada en azından bence 3'te 2 çoğunluk değil de %51 saf çoğunluğuyla kabul edilirse çok daha rahat hem malikler tarafında hem yüklenici firma tarafında çok daha rahat olur diye düşünüyorum. Nasıl bir çözüm bulunur uzlaşılmadığı takdirde? Çözüm bulunmuyor. Çözüm bulunmuyor. Maalesef çözüm bulunmuyor. 3'te 2 çoğunluğu sağlanmadığı müddetçe çözüm bulunmuyor. Ama bunu 3'te 2 çoğunluk değil de %51 saf çoğunluğuyla eğer ki öyle bir kanun veya da bu kanun değiştirilirse buna benzer bir şeyler olursa çok daha rahat olur diye düşünüyorum. Yani biz bunlarla çok fazla karşılaşıyoruz. Evet. Şu anda yaklaşık bir 5 tane kentsel dönüşüm projelerimiz var. Projelerimiz devam ediyor şu anda. Biz bunları bir tane projeyi 1 senede, 1,5 senede ancak imzaları bitiriyoruz. Yani imza süreci inşaat sürecinden daha fazla sürüyor. Gerçekten 1,5 sene imza süreci, anlaşma süreci sonrasında da yapım aşamasına geçiyorsunuz. Evet, maalesef öyle. Maalesef öyle. Bu sebepten dolayı bence bu kanun biraz daha iyileştirilmeli.
Çünkü o şekilde iş ilerlemiyor ve ciddi bir şekilde tıkanıklar yaşıyor. İstanbul'da malum saygıdeğer hocamız da biliyor. Evet. Malum ciddi bir şekilde dönüşümü bekleyen bir sürü konut var. Çok ciddi bir şekilde var. Örneğin Üsküdar, Kadıköy ve İstanbul'un önemli maalesef noktalarında. Maalesef çok eski yapılar. Tabii çok riskli yapılar var. Ve deprem bölgesi, Marmara bir deprem bölgesi ama buna karşı tamam devlet tarafında önlem her ne kadar alınsa da malikler biraz duyarsız. Yani bizler biraz duyarsız kalıyoruz. Buna duyarlı olmamız lazım biraz daha. Ve bu konuyla alakalı da tabii bazı bölgelerde imar kısıtlaması olduğundan dolayı da herkes mevcudunu korumaya çalışıyor. Ama işte bu da yüklenici firmaları kurtarmadığından dolayı yüklenici firmalara biraz uzak duruyorlar. Güzel bir ekipsiniz Sayın Hocam'la. Evet. Etüt çalışması yapıyorsunuz değil mi öncesinde Sayın Hocam? Şimdi tabii Kamuran Bey sahada olan evet. yüksek mimar mühendis evet. bir müteşebbis, müdahit kardeşimiz. Dolayısıyla kendisi bütün üniversitelerden de açık olacak bir şekilde zemin mekaniği konusunda, yapı donatıları konusunda, yapı statiği konusunda, bütün mevzuatla ilgili imar konusunda aklınıza hangisi geliyorsa evet, Kamuran Bey hepsiyle bütün üniversitelerde dahil herkesle de çalışabilir. Ama tabii Türkiye'de belki ilk bildiğim evet. kadarıyla kendisi. Bir örneği daha hocam. Yok değil evet. mi? Yani yok diye düşünüyorum. Ben de hiç rastlamadım. Ben de ilk defa kendisini biliyorum. O yüzden tebrik ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Bir deprem uzmanıyla birlikte teşekkür çalışıyorsunuz sizin ve çok az görülmüş evet. hatta hiç yani görülmemiş. Bizim için insan canı her şeyden önemli. Evet. Şimdi birçok proje var tabii Kamuran evet. Bey'in elinde. Özellikle 5 tane bahsetti biraz önce de kentsel evet. dönüşüm projesi. Ama halkımızın biraz daha duyarlı olmasında fayda var. Biraz önce siz de ifade ettiniz. Türkiye gerçekten bir deprem bölgesi. Kendi coğrafyası içerisinde en fazla aktif fayların olduğu bir bölgede yer alıyor. Evet. Özellikle Kuzey Anadolu fayı ve 6 Şubat depremlerini meydana getiren Doğu Anadolu fay zonu ve bağlantılı birçok segmentleri her an aktif hale gelebilir. Evet. Daha geçen hafta Konya'da 5.1 gibi depremler olabiliyor. Yani o yüzden Konya, Adana ve bölge evet. İstanbul Türkiye'nin her yerini sayabiliriz. Aktif fayların olduğu ki yerlerde. İstanbul zaten korkutuyor Sayın Şimdi Hocam. Şimdi İstanbul evet. ayrı başlık olarak değerlendireceğimiz bir zeminde bulunuyor. Ve deprem riski en fazla olan illerden bir tanesi şu anda. Dolayısıyla Kamuran Bey de o bölgede müteşebbis evet. olarak bulunuyor. Evet. İşi gerçekten evet. zor. Evet. Ama biz zaman zaman bir araya geldiğimizde şunları da konuşuyoruz Kamuran Bey'le. Şimdi 6 Şubat depremlerini irdelediğimizde ne görüyoruz? Bunlar çok önemli. Çok önemli yani mesajlar var yıkılan orada. Yıkılan binalar evet. aslında çok şey anlatıyor bize. Evet. Kendisi bunları hep anlatıyor. Bakın burada kolonların kesikliği, eksikliği, donatılarda eksiklik. Evet. Yani beton ve demir halkımızın anlayacağı şekilde söylersek uyumsuzluğu, içerisindeki çakıl boyutunun farklılığı, çakılın nasıl olduğu, betonun hangi kalitede olduğu, beton kalitesinin hangi boyutta olduğu, evet. C30 gibi, C40 gibi böyle parametreleri evet. var. Halkımızın ya belki bilmediği şeyler ama. Ya bu perde beton dedikleri değil mi? Yanlış bilmiyorsunuz. Ve inşaat kalitesi, yapım tasarımı. Şimdi Kamuran Bey tabii bunlara İstanbul'da özellikle tabii bir ekibi var kendisinin evet. Bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla bu ekiple beraber hareket ederek bu binalarını bu ekiple beraber bilimsel anlamda yapmaya çalışıyor. Evet, Kamuran Bey şanslısınız. Yani bir deprem uzmanıyla çalışmak size ne katkı sağlıyor diyeceğim ama insanın aklına ilk önce güven geliyor. Biz sadece bir tane deprem uzmanıyla değil, iki tane deprem uzmanıyla, aynı zamanda planlama uzmanıyla, aynı evet. zamanda ekonomist hocalarımızla bunlarla çalışıyoruz. Tabii ki bunları çünkü biz işimizi gerçekten çok severek yaptığımızdan dolayı Allah bilim insanları da bizim başımızdan eksik etmesinler. Tabii ki çok çok güzel, evet. Ben de kendimi çok şanslı hissediyorum. Yani gerçekten de çok mutlu hissediyorum. Çünkü neden? Vicdanım daha çok rahat. Evet. Yani o bilim insanları ben projeyi almadan önce mutlaka oradaki yaptığımız zemin değerlere göre onlara sunuyorum. Onların takdirlerine sunuyorum. Onlar olumlu gördükleri yerlerde biz daha ilerleme sarf ediyoruz. Tabii ki bir de aynı zamanda bilim heyetimizin içerisinde şu da var. Planlama ve kentleşme uzmanı da var. Yani bizim bir tane hocamız da biz yaptığımız mimari estetiği ve mimari projeleri mutlaka ona sunuyoruz. O takdir buyurduğu takdirde ondan sonra ilerliyoruz. Bence de çok çok güzel. Ve biz bu işi bir ekiple aynı zamanda bizim şirketimizin bünyesinde de yaklaşık 48 tane teknik personelle
saha çalışanları hariç. Her proje için ayrı bir takım ekibiniz mi var? Tabii ki her proje için bir teknik ekibimiz var. Bilim heyeti sadece bir tane ekibiz, o ayrı bir şey. Ama genel anlamda her projenin başında bir tane proje müdürü ve bünyesinde işte bir 7-8 tane de teknik personel var. Toplam 48 teknik personeli. Bunu benle beraber, çünkü ben de onlara daha fazla çalıştığımdan dolayı benle beraber. Sizin inşaat yapımında önceliğiniz tabii ki insan güvenliğidir. Evet, evet. Az önce de ifade ettiniz. Benim vicdanım çok rahat yaptığım işlerden dolayı dediniz. Peki bununla birlikte sismik izolatör de kullanıyor musunuz? Son günlerde çok duyuyoruz. Evet. Sismik izolatörün sismik hatta izolatör, biraz daha hayat kurtardığı anlamında. Evet. Dikey mimaride kullanılmıyor. Evet. Yatay mimaride kullanılıyor. Bizim projelerimizde şöyle. Şu anda işte 10 kat ve üstü 15 kat zaten imar mevzuatları onun gerektirdiği yerde yapıyor. Zemin değerleri, zemin etütleri yaptığımız takdirde sismik izolatör eğer ki projelerimize gerektiren projelerimizde yaptıracağız. Gerektiren projelerde. Evet, bir tanesinde şu anda yapıyoruz. Yok, güçlendirme zaten yapılıyor. Güçlendirme şöyle bir şey. Hı hı. Yani bu projeler çizildiği zaman biraz önce Sayın Hocam şundan bahsetti. İşte beton değerleriyle alakalı C30, C35 ve burada beton firmalarda alınan betonlar doğru beton geliyor mu? Ve örnek işte C35 beton alıyorsan doğru bir agrega ve doğru bir malzeme kullanılıyor mu? Bunlar çok önemli. Bunlar çünkü doğru kullanılmadığı takdirde o beton oradan inşaat sahasından gelene kadar o beton otomatik olarak zaten sınıfı düşüyor. Bu bir, ikincisi tabii ki sadece malzemeyle alakalı değil, bir de aynı zamanda doğru uygulama. Yani betonun zamanda sulanması ve hangi saatlerde betonun atıldığı. Beton örneğin gece atıldı, sabah sulanmadığı takdirde, sabahları sulanmadığı takdirde gene o beton yanar. Örneğin beton mesela gün içerisinde sıcakların altında hiçbir zaman sulanmaz. Sabah ve akşam bu betonların değerleri kaybetmemesi için mutlaka sulanmaması lazım. Takibi de yapılacak bunların. Tabii. Mutlaka bunların takipleri de yapılacak. Biz inşaatlarımızı şu şekilde yapıyoruz. Her yapıda, bizim hocalarımız da bunu mutlaka bizden istiyorlar. Biz her yapıda kat kat bunları bir CD haline getirip daire sattığımız müşterilerimize tabusunu teslim ederken bir de inşaatın tüm videolarını CD'ye yükletiyoruz. Biz onu da müşterimizle beraber veriyoruz. Alın, inşaatımızın baştan sonuna kadar nasıl yapıldığını evinize oturup gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Ne malzemeler kullanıldığını, nasıl aşamalara geldiğini, nereden ne kullanıldığını ve hem malzemesi hem uygulaması bunu da çok rahat bir şekilde izleyebiliyorlar. Şimdi ama inşaat sektöründe finansal sorunlar da yaşanıyor. Maliyetteki artış konut fiyatlarını da arttırıyor sizce? Yani finansal, evet, sorunlar yaşanıyor. Finansal sorunların yaşanmasının sebeplerinden bir tanesi bankaların şu anda kredi vermemesi. Çünkü şu anda bankalara kredi vermiyor. İşte en yüksek değerli konuta bile 3 milyon ve 5 milyon üstü hiçbir şekilde çıkılmıyor. Yani örneğin 50 milyonluk bir konutta en fazla 5 milyon ya da işte 3 milyon konut sınırlandırılması var. 2 milyon ve 3 milyon konutlarda da 300 bin sınırlandırılması var. Evet. Bence bunu her şeyi devletimizde beklememek adına bunu firmalar kendi bünyesine finans modelleri oluşturulmalı. Örneğin daire satıldığı takdirde ya da işte kentsel dönüşüm ya da maliklere ya da dışarıya satıldığı zaman yani firmalar şunu yapabilir. Örneğin 48 ay, 60 ay kendi bünyesinde bunu yapabilirler. Tabii bunu yapabilirler. Bu tarz yöntemler yapılırsa, kullanılabilir aslında. Yani bu tür finans modelleri oluşturulabilir. Biz yapıyoruz. Bu tür finans modelleri biz yapıyoruz. Bunlar da oluşturulduğu zaman yani biraz daha konut sektörünün hızlı ilerlemesine sebep olur. Şimdi evet, konut insan yaşamı için önemli. Barınma ihtiyacımızı karşılıyor ama kalitesi de çok önemli. Evet, konut evet. Kalitesi. Konut kalitesini değerlendirmek için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Peki? Yani konut kalitesine öncelikle bir önce bahsettiğim şekilde. Öncelikle bilim heyeti oluşturulacak. Bilim heyeti oluşturulacak. Evet, bu çok çok önemli. Siz çok çünkü, şanslısınız ekip evet, olarak. Evet, bu konuda ben de kendimi çok şanslı hissediyorum. Şimdi şöyle yani öncelikle tabii ki kaba inşaatın bir önce bahsettiğimiz doğru proje, doğru uygulama ve bilim heyetiyle ilerlemek. En önemli unsurlardan bir tanesi budur. Çünkü depreme dayanıklı inşaat yapmak, evet. İnşaatın kaba inşaatından sonra statikler bitti. Statik ve kaba inşaatın bittikten sonra artık bunlara bir çare, bir çözüm bulunmaz. Bunları öncelikle zemin değerlere ve zemin etütlere çok doğru bir şekilde dikkat edilmeli. İşte atılan betonların ve betonların zamanda sulanıyor mu, sulanmıyor mu ve doğru uygulaması var mı ve her gelen betonların gerçekten nümuneleri alınıyor mu ve atıldığı betonların öncelikle en çok burada kendi meslektaşlarıma mutlaka buna çok dikkat etmeleri lazım. Yani sadece kalfaya bırakıyorlar, teknik personel bulundurmuyorlar bazıları. Evet. Teknik personel olsa da bazen biraz ihmal ediyorlar ve beton sahaya geldiği zaman buna ciddi bir şekilde katkı sağlanıyor. O beton değerlerini öldürüyor. Cıvık beton atılmamalı, değer kaybetmemeli.
değerleri ölmemeli. Orada mutlaka beton geldiği zaman, yani o beton tam akıma başladığı zaman bence nümuneleri alınmalı. Şöyle bir hatayla da duyuyoruz bunları maalesef. Şimdi beton sahaya geliyor. Sahaya önce nümuneleri alıyorlar, ondan sonra katkıyı veriyorlar. Ondan sonra beton dökümüne başlıyor. O beton tamamen değerini öldürüyor, değerini kaybediyor. O beton bir şeye kalmıyor. Evet. Yani bu çok önemli. Bunlara çok daha fazla dikkat edilmeli. Bir de her şantiyenin de aynı zamanda o şantiyenin başına duran mimar ya da mühendis fark etmiyor. Şantiye şefinin oran resmi şantiye şefi olmalı. Bir de biz bunları sürekli takibini yapmak sürekli için. Takip edebilmek için ve aynı zamanda sorumluluk altında bilmesi gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Evet, depreme dayanıklı binalar yapıyorsunuz. O hayatımızın gerçeği ve sayın hocam hayatımız devam ettikçe de depremler olmaya devam edecek. Maalesef. Şimdi 99 depremi maalesef gerçekten Marmara bölgesine çok ciddi hasarlar verdi. Ne kadar hayatımıza geçip düzeltebildik bilmiyorum, orası tartışılır ama 6 Şubat depremi bu konuda başarılı olmadığımızı gösteriyor. Evet, maalesef yine aynı şekilde 1999 depreminden önce bildiğimiz deprem, ben de dahil, 1967 Mudurnu Vadisi depremiydi. Yani yine aynı Kuzey Anadolu fayı üzerinde bir önceki 20 sene önce, 22 sene önce oluşmuş olan depremdi. Onun haricinde bildiğimiz yoktu. Evet. Bir ders alırız diye düşündük ama şimdi Doğu Anadolu fayında böyle büyük ölçekte, böyle büyük bir etkisi olacak bir deprem gerçekten kimse beklemiyordu. Evet. Çünkü Doğu Anadolu fayının hızı, deprem üretme hızı diyeyim daha doğrusu, Kuzey Anadolu fayına göre çok azdır. Biri 100 kilometre ile giden bir arabayı düşünün, bir de 250 kilometre ile giden arabayı düşünün. Evet. Aradaki farkı anlayabiliyorsunuz. Tabii dolayısıyla ki öyle bir deprem üretti ki Doğu Anadolu fayı, kendi ismini aşan bir kapasitede yıkıcı ve hasar yapıcı özellikle bir deprem meydana getirdi. 11 tane il. Evet. Bir o kadar onun ilçeleri, 20'şer tane ilçesini düşünün. Bir o kadar kilometre kare, milyon kilometre kare alan tamamen etkilendi. Ve 50 bin insanımız maalesef deprem şehidi oldu. Kaybetti, evet. Allah rahmet etsin. Şimdi tabii baktığımızda, şimdi biraz önce siz karşılıklı konuşurken aklıma Maraş'taki Ebrar sitesi geldi. Antep'teki Furkan sitesi aklıma geldi. Evet. Maalesef bu Kamuran Bey'in bütün anlattıkları olmayan şekliyle her iki sitede vardı. Daha da bunu çeşitleyebilirim. Tabii. Yani örnekleri sizler var. Sizler yerinde gördünüz zaten. Şimdi bunları tabii ki gördüm. Ben de gördüm. Kamuran Bey de televizyonlarda seyretmiştir. Ben bizzat gittim. Oraya da gitmiştir. Eminim. Evet. Ama burada şu var. Şimdi biz İstanbul için deprem bekliyoruz. Hani bekliyoruz derken hani olsun diye beklemiyoruz. Tabii ki. Ama maalesef yani gün daralıyor. Çünkü bilimsel veriler bazı şeyleri gösteriyor. Tarihsel veriler, aletsel döneme ait birçok veri ve kayıtlarda 2000 yılların itibaren 99 depreminden sonra bu bölgenin risk altında olduğunu, stres biriktirdiğini ve her an depremin olabileceğini, özellikle de 2006'dan sonra bir riskin arttığını biliyoruz ve buradan da birçok kere de aynı kanalda, diğer kanallarda da bunu bahsettik. Evet. Diğer benim branştaki meslektaşlarım da hemen hemen her gün, her hafta mutlaka hatırlatma açısından beyanatlarını dinliyoruz. Şimdi dolayısıyla bu İstanbul'da hem karşı tarafı hem Anadolu yakası bir an önce kentsel dönüşüm projelerine katılması gerekir. Evet. Başka çaresi yok. İki çare var deprem için. Bir, kentsel dönüşüm. İki, zemin iyileştirmedir. Onun haricinde üçüncü bir şık yok. Yani terk etmek şık değil. Orayı bırakıp gitmek asla üçüncü bir şık olamaz. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Ülkemizi seviyoruz. İstanbul çok özel bir yer. Evet. Ve bu İstanbul ayakta kalmalı. Tarihi dokusuyla, yeni yapılarıyla ve müteşebbis müteahhitlerle, akıllı insanlarla, akıllı binalar yapılması gerekir. Çok acil, hemen bugünden itibaren halkımızın bir an önce masaya oturup artık taşın altına elini sokması lazım. Peki depreme karşı konutlar ne kadar yaygın Kamuran Bey? Şu anda bence İstanbul'da %30. %30 çok az. Depreme dayanıklılığından bahsediyorsun, doğru mu?
Bence İstanbul'da %30, %40'ı bile depreme dayanıklı konut ancak var diye düşünüyorum. Daha çünkü dönüşümünü Anadolu yakası tamamlayamadı. Daha %60'ını tamamlamıştır. Evet. %40'ı duruyor Anadolu yakasının. Bence hocam hatta %60 duruyor. Karşı tarafın da evet, özellikle Asya yakasının da evet, %60'ı durduğunu biliyorum. Belki o da daha fazla değişebilir. Ben yine iyimserim. Evet. Bak, evet. Ya ben evet, iyimserim. Biraz daha iyimserim. Ben iyimserim. Daha yumuşak yani geçiş yapıyor Sayın Hocam. Evet. Çünkü şimdi ilçe ilçe bazda konuşmaya başlarsak evet, şimdi çok değişecektir. Üsküdar'a girerseniz oradan çıkamazsınız. Çıkamayız. Yani. Oradan evet, çıkamazsınız. Ben İstanbul'a girmeyelim. İstanbul'un geneline baktığınız zaman hocam bence daha %70'i dönüşümü yapılacak konutlar olduğunu evet, düşünüyorum. Daha %70 mi? Daha %70'i evet konutların. Sizin konutlarınız sana Tuzla, Pendik taraflarında mıydı Kamuran Bey? Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe. Evet. Yani Anadolu yakasının bir sürü yerlerinde bizim projelerimiz var, devam ediyor şu anda. Peki konut almak isteyenlere önerileriniz neler? Nelere dikkat edin? Tabii ki depreme karşı dayanıklı olsun diyoruz ama evet, zemin etüdü yapma gibi bir durumlarımız oluyor mu? İşte bunu belirgin firmalarda, yani belirgin firmalarda ve gerçekten de bilim heyeti oluşturmuş olan firmalarda nelere dikkat etmeli? Bunlara çok daha dikkat etmeliler. Şimdi örneğin işte evet, atıyorum Maltepe sahil. Şimdi insanlar baktıkları zaman ya Maltepe sahilde zeminleri bozuk. Hayır, evet, aslında zeminleri bozuk önemli değil. Doğru zemin iyileştirmesi yapıldığı zaman zeminlerin bozuk olması önemli değil. Doğru mu hocam? Tabii ki. Suyun içine bile evet, evet, Kamuran Bey bina kondurabilir. Evet, suyun evet, içine. Evet, doğru mu? Doğru. Doğru. Evet. Tabii bu zemin iyileştirmeler doğru iyileştirme olduğu takdirde hiç fark etmez. Bence insanlar en çok önemsediği şey bu olmalı. Tabii ki kalite de önemli. Estetik, mimari de çok çok önemli. Bunlar da çok önemli olmalı. Bunları zaten dediğimiz şekilde bizim bilim heyetinin içerisinde aynı zamanda bunları da kontrolde geçen bilim hocamız var. Onların da kontrolünde geçiyor. Tabii ki kalite de çok önemli. Tabii kullanılan ki kalite de çok önemli. Çünkü şöyle bir durum var. Yani biz ben tabii ki 20 yıldır sektörün içerisinde olduğumdan dolayı hocam bugüne kadar yaklaşık 7000 konut ben teslim ettim. 7000 konut içerisinde o kadar çok tanıştığım sıra işte denk geldiğimiz müşterilerimiz oluyor. Atıyorum daireyi 2 milyona aldığı daireyi 500 bin lira nakit vermişse 1,5 milyon kredi eğer ki çekmişse hayatını komple oraya ipotek etmiş. Ekstradan bir çivi çakacak yani bir parası dahi olmaz. Evet. Bu tabii ki yapılan kaliteyi ve depremle alakalı, depreme dayanıklı yani bunlar çok önemli. Bunlara çok dikkat etmeleri gerekiyor bence. Tabii. Bizim firmamızda biz finans modeli oluşturduk. Evet. Yani çok fazla bankalara bulaştırmadan kısmi peşin alarak geri kalanı da işte 24, 36, 48, 60 ay şeklinde en azından insanlar daha rahat ev sahibi olsun diye öyle bir finans modeli oluşturduk. Şu anda bu şekilde ilerliyoruz. Bütçelerine göre mi hazırlıyorsunuz Kamuran Bey? Yoksa tabii ki. Mesela seçenek mi sunuyorsunuz? Şöyle ondan bir seçenekler de sunabiliyoruz. Bu şekilde de yapıyoruz. Yani işte 4 sene vadeyle alıyorsa ilk sene atıyorum onun bütçesine yetecek kadar. İkinci sene biraz daha taksini arttırıyoruz. Örnek işte ilk sene 20 bin lira, ikinci sene 30 bin lira, üçüncü sene 40 bin lira, dördüncü sene 50 bin lira. Biz bu projeleri, çoğu projelerimize inanın şöyle, tabii ki mutlaka bir firma para kazanmalı. Kazanmadığı zaman olmaz. Yani bazı projelerimizde de hani kazanmaktan ziyade yani işimizi sevdiğimizden dolayı bilmiyorum sadece kazan değil. Ben yani bizim firma olarak ben her zaman müdürlerime de şunu söylüyorum. Biz işe alırken tabii ki kazanmak için mutlaka çabalayalım. Ama işin içerisinden girdiğimiz zaman kazanmak için değil. Nasıl kaliteli bir inşaat yapabiliriz, inşa edebiliriz onu düşünelim. Sizin mesleğinizin evet, de zorlukları vardır bence. Yani mutlaka şimdi zorlukları mesleğine baktığınız zaman evet, zorlukları var. Kaliteyi arttırmak için mutlaka bir şeyler yapmak gerekiyor. Evet. Nasıl çözümlüyorsunuz? Yani benim aslında şöyle, tabii ki zorluklar var ama bana hiç zor gelmiyor. Çünkü benim sabah mesaim 5, akşam 12 olduğu için inanın ben severek yaptığımdan dolayı hiç bana zor gelen hiçbir şey yok. Severek yapıyorum. Ben bugün işte gece şeydeydim, Bolu'daydım. Sabah koşa koşa geldim. Saat gene 7'de şirketin başına geçtim. Gayet mutlu bir şekilde işime başladım. Yorulmuyorum. Severek yaptığımdan dolayı. Evet, zorlukları mutlaka vardır. Evet. Ama sevdiğimden dolayı bana hiç zor gelmiyor. İnşaatla alakalı mesleğimde gerek mimari gerek inşaatla alakalı bana hiç zor gelmiyor. Depreme karşı dayanıklı binalarla ilgili riskler mutlaka var ama sizin önerileriniz ne olacak? Çünkü ben yavaş yavaş artık sonlara doğru yaklaşıyorum. Sizin evet, önerilerinizi rica ediyorum. Şimdi tabii şöyle, hep kaliteli, yüksek kaliteli. Evet. Biraz maliyet belki artabilir ama evet, yapımda, yapı tasarımından başlayıp bir defa kaliteli bir malzeme kullanmaktan geçiyor. Bunun evet, birinci yolu bu. Bir defa kaliteli, yüksek kalitede demiri, çimentosu,
efendim betonu kaliteli evet. olacak evet. ve mimari tasarımı da zemine göre olacak. İki tip vardır zemin. Ya çakıl, kum, kil, silt boyutunda malzemedir evet. ya da kaya ortamıdır. Kayanın da birçok çeşidi var tabii Doğru. kendi içerisinde. Daha dayanımsız olanları var, daha dayanımlı olanları var. Şimdi ona göre işte zemin etütleri bize bunu haber veriyor. Diyor ki buradaki binalarınıza şöyle tasarımda yapın. Ne yapın? Radya temel yapın, hı hı. tünel kalıp yapın, perde beton yapın. Ya da başka türlü yapın gibi evet. mütemadi temel yapın gibi bu tip böyle yapı tasarımlarını öneriyor. Hayır diyor bu zemin çok sağlamdır evet. buna 25 kat kadar çıkabilirsiniz rahatlıkla Korkmadan, diyebiliyor. Rahatlıkla. Tabii evet. böyle evet. zeminler var İstanbul'da. Bakın onlardan bir tanesi var. Şu anda mevcut var. Evet. 25 kat rahatlıkla yapabilecek zemin var ama çok kötü zeminler de var onu da iyileştirerek yapın diyor. Bize Hı. haber veriyor. Biz ne yapıyoruz? İşte 6 kata bir bodrum yaparak mesela bunun işte 2 katına çıktı mı eksi 2'ye daha fazlasına çıktı mı ilk evet. eksi 2 eksi 3 yaptıkları zaman bunu neden söylüyoruz? Çünkü Adapazarı depreminde rahmetli Aykut Barka hocamızın bir tecrübesi vardı. Şunu görmüştü bizimle okulda paylaştığında İTÜ'de ben o zaman asistandım. Dedi ki bodrumu olan binalar yıkılmamış. Bodrum olmayan binalar yıkılmış arkadaşlar dedi. Öyle mi? Bu önemli bir veriydi evet. bizim için. Çünkü zemin alüvyondu. Yani çakıl, kum, kil, silt, mil boyutunda karma karışık heterojen bir malzemenin içerisine binalar var Adapazarı'nda ve bodrumu olanlar yıkılmamıştı. Tam tersine bodrumu olmayan binalar sıvılaşmışlar. Çünkü orası yeraltı seviyesi evet. oldukça yüksek. Kum boyutunda malzeme fazla. Dolayısıyla bina aynı Kobe depremindeki gibi arkaya sağa sola eğilerek bükülmüş ve kalmış. Bina sağlam fakat sıvılaşma gerçekleşmiş. İşte bu gibi parametreler sahada olan müteahhitlerimize evet. ışık tutuyor. Evet. Ve bu bilimsel çalışmalar ışığında da müteahhitlerimiz ya da Kamuran Bey yapılarını böyle inşa ediyor. Kamuran Bey, bir sizin... de çok özür dilerim. Buyurun. Şunu ben belirtmek lütfen, istiyorum. Özellikle buyurun. Şöyle bir şey daha var. Özellikle hocam tabii ki Türkiye'de bugüne kadar mesleğini doğru yapmayan ya da aynı mesleğe sahip olmayan çoğu insanlar meslek değişikliği yaptı. Mesela 2011 ile 2017 yılında inşaat çok revaçta olduğundan dolayı kasabı, marketi, bakkalı, herkes girdi. Sıradan herkes inşaat evet. yaptı. Yani bu bize hakaret edilmiş sayılır aslında. Neden? Bunlar hepsi inşaat yaparsa o zaman biz de gidelim hem kasap açalım hem market açalım hem inşaat yapalım. Böyle olur mu? Doğru Olmaması lazım evet. değil mi? Herkes işin hakkıyla bildiği işi. Tabii ki herkes Tabii. mutlaka Yapmadım. Müteahhitlik yapan, inşaat firmalarını yöneten, ben kendi görüşümle mutlaka ve mutlaka teknik bir adam olmalı. Teknik bilgisi olmalı. Teknik bilgisi olmadığı müddetçe yönetemez, yapamaz, bilemez. Herkes kendi işini yapmalı bence. Yani başkası kalkıp da ben müteahhitlik yaparım sadece param var ben müteahhitlik yaparım. İşte bir önce bahsettiğimiz Sayın Hocam Ebrar sitesi gibi olur. Allah korusun. Tabii. Bu adam hiç işten alamıyor benim param var tamam ben bu şekilde yönetiyorum. Hayır öyle olmamalı. Ne olursa evet. olsun inşaat firmasının sahibi mutlaka teknik bilgisi olmalı. Mutlaka. Teknik bilgisi olmadığı zaman işte maalesef ve maalesef görmediği o kadar çok şey çıkıyor ki. O kadar çok şey çıkıyor ki. Bir önce bahsettiniz müteahhitliğin de her mesleğin bir zorluğu Zorlukları var. Evet. Bana zor gelmiyor. Neden? Benim tamamen teknik bilgim olduğundan dolayı mutlaka bir çözüm bulup yapılması gereken neyse başta tedbirleri alarak hareket ettiğimizden dolayı gerçekten hiç zor gelmiyor. Ama işi bilmeyen bir kişi için bu meslek evet çok zor evet. ve bence yapmamaları gerekiyor. Güçlü bir ekibiniz var. O yüzden evet, evet. burada hem müteahhitlere hem de konut alıcılarına evet. Çok önemli görevler düşüyor. Dikkat etmek gerekiyor. Tabii biz aynı zamanda sadece hani müteahhitlik yapmıyoruz. Mimarlık da yapıyoruz, danışmanlık da veriyoruz. Evet. Yani mimari danışmanlık da veriyoruz kentsel dönüşümlere. Tabii ne kadar verebilirsek tabii koskoca İstanbul'da. Evet. Konumuz çok derin. Aslında konuşulacak evet. çok şey var ama programımızın sonuna geldik. Bir başka ederim. Programda ben sizleri yeniden ağırlamak İnşallah. İsterim. İnşallah. İnşallah. Keyif duyarım bundan da, onur duyarım. Çünkü çok, çok önemli bir ederim. Konu. Bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. Evet. Evet. Başarılarınız daim olsun, yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Efendim. Sağ olun. Efendim Ülke TV'de Dünya Değiştikçe programının sonuna geldik. Sayın Yüksek Mimar Kamuran Akbay ve deprem uzmanımız Sayın Profesör Doktor Haluk Selim bizlerle beraberdi. Farklı bir programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.